Şimdi Aleviliğin asimile edilme çabaları yeni bir çaba değil. Bu Aleviliğin tarih sahnesinde kendini hayat bulduğu zamandan beri devam eden bir çaba. Öncelikle Alevileri Kerbela'dan bu yana katlederek getirdiler bu güne kadar. Bununla başarılı olamadılar. Alevileri katlederek, yakarak, keserek, yüzerek bitiremeyeceğini anladıktan sonra bu sefer bizim için en yüce değer olan yolu zarara uğratmaya çalıştılar. Şimdi yapılan çalışma da budur. Yolu zarara uğratmaya çalışıyorlar. Ve orada çocuklarımıza ne verileceğini bilmiyoruz. Biz zaten bunu Pirsan Abla Kültür Derneği olarak diğer Alevi örgütleriyle beraber oraya hiçbir Alevinin çocuklarını göndermemesi yolunda bütün açıklamalarımızı yapıyoruz. Çünkü doğru bulmuyoruz. Orada çocuklarımızın Aleviliğin dışında, daha doğrusu en büyük sıkıntıyı şöyle yapıyorlar. Aleviliğin özü sizsiniz. Siz, pardon, İslam'ın özü sizsiniz diyorlar ve İslam'ın içerisinde yok etmeye çalışıyorlar. Çünkü Aleviliği yok edemediler, sünnileştirmeye çalıştılar. Onu da başaramayınca bu sefer yolu yok ederek yola zarar vermeye çalıştılar. Deniliyor ki Alevilik Türkmen inancıdır. Türk inancıdır, kaynağını şamanizme bağlıyorlar. İkincisi, diyorlar ki Alevilik Kürt inancıdır, kaynağını Zerdüştlüğe bağlıyorlar. Üçüncüsü de Kerbela, Allah Muhammed Ali üçlemesi, 12 imamlar kültünden dolayı da Aleviliği Araplığa, yani İslam'ın içerisinde bir yere bağlamaya çalışıyorlar. Bu üç inanış ya da uygulamaya çalışan üç politika da yanlıştır. Çünkü Alevilik kendi adına bir inanış biçimidir. İçerisinde ırksal temelleri birbirinden ayırt etme lüksüne sahip değildir. Çünkü inanış biçimidir. İnsanın ruhu, ruhani duygularıyla ilgilidir. Dolayısıyla da Alevisi olan her yerde, Kürt de vardır, Türk de vardır, Ermeni de vardır, Amerikalısı, Almanı, Arabı da vardır. Buradaysa dediğim, başa dönecek olursak en kutsal değerlerimiz başında Kerbela gelir. Çünkü bizim için İmam Ali ve 72 yareni yoldaşıyla beraber Yezid'in askerlerince Kerbela'da katledilen bizim en büyük değerlerimizin başında geliyor. Burada bu sefer bunu kullanarak, çünkü Kerbela dediği zaman kendisinin inancını en ufak bir şekilde yaşayan insanın bile gözleri doluyor. İmam Hüseyin'in orada göstermiş olduğu direnci bugün dünyanın bütün devrimci inanışına sahip olan ya da devrimci düşünceye sahip sol sosyalist siyasetteki insanlar da kabul ediyor. Che Guevara'dan daha dirençli bir şeydir oradaki direniş. Dolayısıyla da Kerbela dünyada, yeryüzünde yaşayan her Alevi için çok kıymetlidir. Ve Kerbela bir de merak konusu oluyor. Dedelerimiz de oraya götürerek, yani oraya gittiği zaman çok ruhani bir havaya bürünüyor insanlar. Ben bunu en çok Banaz'da görüyorum. Banaz'da insanlar gittiği zaman da, pirimiz, Pir Sultan Abdalımızın diyarına gittiği zaman da hepimiz bir başka dünyada yaşadığımızı hissediyoruz. Ben Kerbela'ya hiç gitmedim ama muhtemelen dedelerimiz de bu noktada kullanarak onları Kerbela'ya götürürler. Fakat sorgulanması gereken şudur. Kim götürüyor? Niçin götürüyor? Bu ciddi anlamda sorgulanması gerekiyor. Çünkü dedelerimizi Kerbela'ya götüren insanlar eli kanlıdır. Bizim halen önce ceddimizi, şimdi de bizi katleden, katletmeye çalışan zihniyetin devamıdır. Yezid'in devamıdır, Muaviye'nin devamıdır. Bizim bunların karşısında bilinçli bir şekilde durmamız gerekiyor. Metri kadar başarılı olamadığımızı düşünüyorum. Ancak bunu topluma anlatma konusunda zayıf kaldığımızın farkındayız. Bunun en büyük nedeni de bizimle bu düşüncelerimizi paylaşan yayın organı yok. Siz varsınız. Birkaç böyle yine müsait demiyorum. İçimizde olan, Alevi olan yayın organının dışında kimse yok. Dolayısıyla da bizim gerçek anlamda ulusal medyada yankı bulamıyoruz. Ulusal yazılı basında sesimiz çıkmıyor. Yerel 3-5 kanalın dışında ya da YouTube kanallarıyla kendimizi insanlara ifade etme durumunda kalıyoruz. Kendi yayınlarımızda hep biz izliyoruz. Dolayısıyla da bu konuda yetersiz kalıyoruz. Ama bu mazeretlerin de arkasına saklanmamak gerekiyor. Doğrusu çok önemsemiyorum ama içimiz yanıyor. Bundan önce de bir başka politikacı da şunu söylemişti hatırlıyorsan. Kemal Bey'in mezhebini gündeme getirmişti. Aslında zihniyetler birbirinin devamı oluyor. Burada bizimle iyi geçinmeye çalışırken bir yerlerde, yani aslında bakarsan vitrine çıktıkları zaman çoğu zaman bizimle iyi geçinmeye çalışıyorlar. Ama gerçek iç dünyaları da bu. Niye? Çünkü dünyada her şekilde insanlar yan yana gelebilir. Dünyadaki en büyük zulüm de, en büyük katliamlar da inançlar üzerinde olmuştur. Irksal
temeli daha ikinci plana kalmıştır. Dolayısıyla da Alevi inancı yeryüzündeki en farklı inançlardan bir tanesi. Özellikle bizim coğrafyada kadın ve erkek aynı anda ibadet eden tek inanış. Dolayısıyla da onların inancına son derece ters geliyor ve ciddi bir de panik halindeler. Çünkü Alevi Bektaşiler ciddi bir şekilde örgütlendiler, belli bir noktaya geldik ama bak dikkat edersen üçü birbirlerle aynı anda eş zamanlı gidiyor. Senkronize halde hareket ediyorlar. Yani hem çocuklarımızı Hacı Bektaş'a topluyorlar, dedelerimizi Kerbela'ya götürüyorlar. Diğer taraftan da bunları yaparken de siyaset ayağını da boş bırakmıyorlar. Siyaset ayağında da şunu söylüyorlar, biz cemevlerine esas statü vermeyeceğiz. Niye? İslam'ın ibadethanesi camidir, oraya gidin. Bu işte bu üç ayağı olan bir şey oluyor, sac ayağı oluyor ve bizi bu noktada yok edeceklerini zannediyorlar ama valla bizim ibadetimiz cemevidir. İster kabul etsinler, ister kabul etmesinler, hiç de umurumuzda değil. Bugüne kadar onlar tanımadılar, biz yine ibadetimizi bugüne kadar yolumuzda bu şekilde getirdik.